Litvanya hücumu. Kevichiene. Şükşiyute. Üç sayılık isabet. Şükşiyute'den. 2009'daki maçta da 30, atılan 66 sayının 30'u ondan gelmişti. Bize çok ters gelen bir oyuncu. Evet, pot altı oyuncusu olmasına rağmen dışarıdan da sayılar üretebiliyor Şükşiyute. Devreye yine ikili sıkıştırma geldi. Bir paylaşılamayan top kararı daha. Çok kötü yerde aldı topu Nevriye. Linkevicine ve Şükşiyute ikilisi ikili sıkıştırma getirdiler. Herhalde Nevriye'ye bizim topu tam bitireceği pozisyonlarda vermek daha iyi olacak. Linkevicine. Karşısında Nevriye Yılmaz var. Şaziye'nin çabası topa dokunmadı. Şaziye bir top kaybı Litvanya'dan. Her iki takım da top kayıplarıyla başladı ama iki takımın da çok fazla topa baskı yaptığını söyleyebiliriz. Evet, ama bizim genellikle boyalı alanda biz bu baskıyla karşılaşıyoruz İsmail. Açık sahada çok fazla baskıya maruz kalmadık. Mirsel Vardarlı. Bahar Çağlar pot altında top istedi. Bahar Nevriye Yılmaz'ı gördü. Nevriye atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde top. Aşra Binbayte'de kalıyor. Şükşiyute atışını kaçırdı. Şimdi milli takımımız hızlı hücuma çıkıyor. Şaziye Evegin. Tuba Palazoğlu 3 sayılık atışını kullandı. Tuba Palazoğlu üçlüğü farkı 2'ye indiriyor. Evet, biraz oyunun üçlü Nevriye'nin üstüne kalmıştı oyun. Tuba çok yerinde bir basket attı. Birsel'in biraz da devreye girmesi beklenebilir şu dakikada. Aşa Binbayte ile Litvanya hücumu. Şimdi Agne Avromaite. Tekrar Binbayte içeri indirdi. Çok güzel bir pas. Basket, bir de faul var. Egle Şükşiyute. Bahar'ın faulü. Bir de serbest atış kullanacak Şükşiyute. Yukarıda Tuğba ile Şaziye'nin normalde ikili oyunda maç başından beri adam değişiyorlardı. Anlaşamamaları otomatikman arka tarafın eksik kalmasına neden oldu. İşte oradaki iletişim eksikliği basketbol olarak potomuza döndü. 2009'daki Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda koç senin de söylediğin gibi çok skorer bir oyun ortaya koymuştu. Litvanya'nın en skorer ismiydi. Maç başına 15 sayı üretmişti. Egle Şükşiyute. Şimdi Nevriye Yılmaz. Yine ikili sıkıştırma geldi. Nevriye iki kişi arasından sıyrıldı. Atışı başarılı değil. Rebound'u yine Litvanya alıyor. Avromaite Şükşiyute'ye indirmek istedi. Birsel ve Nevriye topu çalmayı başardılar. Birsel'den şimdi Bahar Çağlar'a. Bahar Çağlar dönerek atışını kullandı. İsabet yok. Rebound mücadelesinde top Litvanya'da. Linkevicine de kalıyor. Şu ana kadar kaptığımız toplardan kolay sayı atamadık. Onlar çabuk geldiği zaman bu konuda bizden biraz daha yüzdeli attılar. Binbayte pasını verdi. Orta mesafeli bir atış isabetli. Mola geliyor. Avromaite dördüncü sayısını attı. 12'ye 5 Litvanya'nın üstünlüğü var. Mola sonrasında yeniden birlikte olacağız. En güzel ödeme planını da size hazırladık. 48 metrekare ebeveyn süitli 3+1'ler, 10 bin peşin daire senin fırsatıyla. Ataşehir'in en güzel yerinde My Towerland'de. Ağoğlu, yaşam mimarı. 444-6777. Babam beni hep sevindirir, hep güldürür, her zaman eğlendirir. Büyürken hep benimle olur. Babamla her an güzel, her gün özel. Her gün tıraştan yana, tahriş olan, hassaslaşan cildinizi rahatlatmak için bunları değil, en etkili yolu tercih edin. Nivea For Men, hassas ciltler için aftershave balzam, cildinizi ferahlatır, tahrişi anında yatıştırır. Hassas ciltler için beyaz seri, Nivea For Men, erkeklerin tercihi. Türkiye-Litvanya karşısında maça çok
iyi başlayamadı. Özellikle Nevriye Yılmaz'a karşı ikili sıkıştırmalar şu ana kadar Litvanya'nın işine yaramış gibi görünüyor koç. Ne dersin? Evet, onların bu sistemindeki bu artıyı yok etmek gerekiyor. O yüzden Nevriye burada atmaktan çok pas vermeye yönelik o ikili oyunları, ikili sıkıştırmaları çözmesi gerekiyor. Bir blok geldi. Tabii tempolu oynamak istediğinde mutlaka sayı atman gerekiyor. O sayılar gelmediği zaman otomatikman senin savunma direncinde aşağıya düşüyor. Tuba Palazoğlu içeri. Nevriye Yılmaz bir faul duyuyor. Ya Nevriye'nin hücumda takımın ikinci oyun kurucusu gibi oynaması gerekiyor ama ona, takım arkadaşları da mutlaka ona o pas açılarında o trafiğin sağlanmasında yardımcı olması lazım. Moladan sonra Seda Erdoğan Türkiye'de oyunda. Şaziye Evegin yerine. Tuba Palazoğlu. Şimdi Seda Erdoğan. Tuba tekrar top olmuştu. Bahar Çağlar'a indirmek isterken bir top kaybı. Litvanya hızlı hücumda turnikeyi kaçırıyor. Sandra Linkevičiene turnikeyi kaçırdı ama top yine Litvanya'da. Linkevičiene iki serbest atış kullanacak. Bahar Çağlar ikinci faulünü yaptı. Bahar'ın ilk faulü bu az önceki pozisyonda Bahar Şaziye'ye çalınmış. Üstteki statistiklere göre. Evet, yeniden Kirsten Nevlin oyunda. Bahar Çağlar kenarda. Burada Yasemin Orasan da Nevriye ile değişti. Hücumdaki dağınık görüntü savunmayı da etkilemiş durumda. İşte o da bir top kaybıyla geri döndü. 5 top kaybımız var şu ana kadar geçen süreçte. Kevichiene 2'de 2 yaptı faul çizgisinden. Onun da koç Pavlauskas'la yakın bir ilişkisi var. Dinamo Kursk'ta birlikte oynamışlardı. Daha doğrusu koçun takımının oyuncusuydu. Birlikte çalıştılar Rusya'da. Birsel Vardar'la. 3 sayılık atışını kullandığı isabet yok. Rebound mücadelesinde top yine Sandra Linkevičiene'de kalıyor. Şimdi bir pick and roll Linkevičiene'den Abromaite'ye. Atış başarılı değil. Rebound'u Birsel Vardar'la alıyor. Birsel hızlı hücum için Seda'yı düşündü ama Litvanya savunması araya girdi. Bir tane organize bir baskete ihtiyacımız var şu anda. Biraz bireysel olarak kaldık. Şu anda Işıl da oyuna girdi. Bakalım toparlanma süreci onun sayesinde başlayacak mı? Işıl Alden. Orta mesafeli atışı kullandı ve isabeti buldu. Işıl bakalım bu hareketlendirecek mi milli takımımızı? Şu anda bir baskete ihtiyacımız vardı. Işıl çok yerinde bir atışı, doğru bir atışı kullanmış oldu. Avşar Binbayte bir an için boş kaldı. Binbayte cezayı kesiyor. Şimdi Işıl Alben turnikeyi kaçırdı. Kirsten Nellen'in hücum reboundunu aldı. Sonrasında bir faul düdüğü. Işıl şutu buldu. Fotoya gitmeyi de bir şekilde halletti. Şimdi tek yapması gereken bunları zamanlama olarak en uygun zamanda yapması. Yalnız savunmada birebir çok kolay yenilmeye başladık. Litvanya takımı da %50 ile hücum ediyor. Biz 11'de 3, %27 ile hücum ediyoruz şu anda. Kirsten Allen ilk serbest atışında isabeti buldu. Fenerbahçe forması giyiyor Kirsten Allen bu sezon. Şampiyon takımın bir parçasıydı. Nevriye ve Matovic'in arkasında kenardan gelen uzun görevini üstlendi Kirsten Nevrin. Türkiye sürekli oyuncu değiştiriyor. Şimdi de Tuğba Palazoğlu oyunda. Evet, önemli olan bizim için tempoyu yukarıda tutabilmek. Bu doğrultuda oyuncu değişiklikleri gelecektir. Şimdi baskı Tuğba Palazoğlu'ndan. Aşra Binbayte.
Tuba'nın baskısı birebir de geçti Binbayte. Turnike'yi kaçırdı. Hücum reboundu ve basket faul. Intare, Petronite. Bir de serbest atış kullanacak. Bu üçüncü basket faulü Litvanya. İşte o topa baskıda bazen bu oyuncuların birbiri arasındaki beraber hareket etmeme bu tip pozisyonlarında verilmesi anlamına geliyor. Petronite geçen sezon onu Galatasaray formasıyla izledik Türkiye'de. Açıkçası beklentilerin biraz altında kaldığını söylemek lazım Türkiye Ligi'nde Petronite'nin. Ama geçmişinde önemli başarılar var. FIBA yılın genç oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Işıl Alben. Yasemin Horasan. Tekrar Işıl Alben. Kirsten Evlin'in perdesinden faydalandı. Işıl şimdi Yasemin'i gördü. Yasemin Horasan orta mesafeli atışı başarılı değil. Rebound mücadelesinde top Işıl Alben'de kalıyor. Şimdi Şaziye Begin. Yasemin Horasan içeri devrildi perdeden sonra. Top yine Şaziye'de kaldı. Kirsten Evlin Tuba Palazoğlu'nu gördü. Tuba Palazoğlu içeri yüklendi. Tuba Kirsten Evlin'i indirmek isterken bir top daha kaybediyoruz. Tara Petronite, Işıl Alben topu çaldı, sonrasında bir faul var. Biraz geç geldi dedik. Şu anda fark yaratan oyuncu konumunda Işıl var. Bu tip son saniyelerde top biri tarafından kullanacaksa ucumda herhalde Işıl'ın elinde olması biraz daha mantıklı gibi gözüküyor. Diğer yandan ucumumuzu toparlayamadığımız müddetçe savunmamızın da çok fazla devreye girmesini beklemek kolay değil. Yani biz hücumda iyi olduğumuz zaman savunmamızı toparlamamız takım karakteristiğimizin bir özelliği. Işıl Alben'le mini takımımızın hücumu. Kirsten Allen. Şazi Evegin. 3 sayılık isabet Şazi Evegin'den. Çok kritik bir basket Şazi'den. Onu takımımızın en iyi üçlük atan oyuncusu diyebiliriz. Geçen Avrupa Şampiyonası'nda da zaten %57 ile ikinci sırada yer almıştı. Bu sezon Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu Şazi Evegin. Şimdi bir üçlük daha. İsabet çok, rebound mücadelesinde top Petronite'den çıkıyor. Son top bize kaldı. Şimdi hücumda üçlüğü bulduk. Hemen savunmada herkes daha agresif olarak oynamayı sahaya yansıttı. Şu anda 3 faulleri var. Son bir faul haklarında kullanabilirler. Son 10 saniye ilk çeyrekte. Işıl Alben. 3 sayılık atışını kullandı. İsabet yok. Litvanya Türkiye karşısında ilk çeyreği 19-12 önde kapatıyor. Bakalım milli takımımız ikinci çeyrekte neler yapacak. DS Damat'ta Babalar Günü'ne özel %30 indirim. Üstelik 150 liralık alışverişe 79 liralık saat hediye. DS Damat. Mani Visa'dan Babalar Günü'ne özel kaçırılmayacak fırsatlar. 799 liraya LG 32 inç Full HD LCD TV ve 799 liraya Expert Karizma Notebook sadece Migros'larda. Üstelik vade farksız 12 taksitle. Mani, paradan sonra en büyük icat. DS Damat'ta Babalar Günü'ne özel %30 indirim. Üstelik 150 liralık alışverişe 79 liralık saat hediye. DS Damat. Çeyreğin istatistikleri görüntüde. Koç, en çok dikkatini çeken rakam hangisi? Tabii ki buradaki şut yüzdesi. İki sayılık atışlarda onlar 10'da 6, %60'ı bulmuşken biz 10'da 2 ile kaldık. Litvanya takımı boyalı alanı çok iyi savunuyor. Yani orada gerekli yardımları yaparak bizim o istediğimiz